Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi bu ders burada bulunan herkese, bulunmayanlara da. En küçük yaş kaç burada? 12. 12 mi? En büyük benim dışımda? Halil sen mi? Evet. Kaç? 30. 30. 12, 30. İnan hepimiz, ben de dahil, burada olmayan herkesi alakadar eden bir ders. Kastamonu, hepiniz bildiği bir yer. 196'dan okuyorum. Şimdi okuyacağım mevzu, duyuyorsunuz değil mi sesimi? Arkada Halil Şahanifi. Evet. Canım kardeşim bak. Bu zamanda beraber kalıyorsunuz ya, merak etmeyin, yarım saat yapacağım. İnşallah. Saat nerede? Ha, orada. Daha bundan sonra bir derse de gideceğim. Bak bu zamanda, ama bu zamanda hiç istisna koymamış, enaniyet çok ileri gitmiş. Enaniyetten ne anlıyoruz? Enaniyet. He, söyle. Kibir. Kibir. Başka? Benlik. Benlik. Kendini beğenmişlik. Kendini beğen. Doğru. Başka? Enaniyetten. Gurur. Gurur. Güzel. Büyüklenmek. He? Büyüklenmek. Çok güzel. İmam sendin değil mi yatıda? Aferin. Büyüklenmek. Doğru. Allah razı olsun. Başka? Enaniyet. Bak, ben bilineyim, ben konuşulayım, ben tanınayım, benden bahsedilsin gibi ne diyorsanız hepsini içine alıyor. Bu zamanda çok ileri gitmiş bu. Herkes kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Kendini mazur biliyor, ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. Yani niçin seçtim? Bu okuyacağım mevzu, bak burada, burada da beraber kalıyorsunuz ya, koğuşta. Burada, içsel alemde, düşünce boyutunda aileye gideceğiz. Evimize de gidince, okulda da öyle, işimize yarayacak bir şey. Nedir o? Bu asırda, adama bak ya, haksız hakikaten, gururu da bırakmıyor ya. Niye? Enaniyet ileri gitmiş. Peki bize ne katacak bu? Bizi rahatlatacak, kavga etmemize, münakaşa etmemize mani olacak. Yani arabada hata yaptı, şuna bak ya, aşağılığa bak ya, şunu nasıl yapıyor? Deme kardeşim. Çünkü bu kafa onunla meşgul olmaya, onu tenkit etmeye, onunla azap çekmesine değmez diyeceksin. Yazıktır. Onunla meşgul olmaya değmez. Köpek avladı dışarıda. Vay anasını ya, nasıl avlar ya, niye avladı? Kaç yaşındaydı yani, iyisiydi falan. Şey yapar mısınız böyle, meşgul olur musunuz köpek avlaması? Yok. Veya araba sesi. Araba sesini kale alır mısınız? Almazsınız. İşte bazı insanların sesi araba sesi gibidir. Kale alınmaz. Tamam. Bazıları köpek sesi gibidir. Onlara taş atmaya kalksan taş kalmaz. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi benim başıma geçen bir şeyi anlatacağım size. Halil bilir, büyüklerin, hocalarınız bilir. Zeytinburnu biliyorsunuz hep, de kaldım yer. Tabii kullanımdan böyle malzemeler var ya böyle. Şimdi fıtri gaz geldi, doğal gaz dediğimiz. Eskide elektrik şofbenleri kullanılıyordu. Altı kat yurt. Her yerde kübanyon vardı. Böyle. Şofben vardı Halil. Eskidi yani, şey yok ya, fıtri gaza geçince doğal gaza. Bak şimdi, çıkarttık böyle, depoda çürüyor zaten, atılmış, elektrik diye tam bir şey yaramıyor. Eski alıyorum, eski alıyorum, eskici var ya, dolaşıyor. Ama durdurduk, ben buna satayım dedim. Da ne olacak? İnanır mısın? Bir tane şofbenle bana 3 takım var ya, 10 tane 10 tane mandal veriyor. 30 tane mandal. La kardeşim ya, Allah'tan korktum. 30 tane mandal neymiş ya? Lan bari ya, paşa bahçe bardak da var.
Yani üç kutu şey var yani. Üç kutu bardak ver bari. Bununla dedi bardak olmaz dedi. O onu karşılamaz dedi. Lan ne diyorsun sen dedim ya. Bunlar neler var dedim ya. Neler yapılmış. Banyo yapılmış. Bu kadar çamaşırlar yıkamış. Kaliteli ya dedim. İçi de bakır. Bu kullanıldı dedi. Şimdi hiçbir değeri yok. Yani her şey böyle midir? Tabi dedi. Her şey kullanılınca dedi. Değeri bu olur. Mandal olur dedi. Mandal. Allah Allah. Vay be. Öyle mi ya dedim. Böyle durunca nasıl dalmışsam, adama nasıl mesaj olmuşsa, ben bir anda Said kafam daldı. Allah Allah. Öyle ne oldu dedi ya. Ne o kadar üzüleceğine, tamam tamam dedi. Üzülmene gerek yok dedi ya. Bir kutu sana, üç kutu değil. Bir kutu bardak vereyim dedi ya. Yo ona üzülmedim dedi. Niye dedim. Ya dedim öyle kullanılmış gibi şohben, bir paşa bahçe bardak bile etmiyor. Plastikten mandal ediyor. Ben de öyle yaşamışım ki geçmişimi sana satsam inan 30 tane bardak vermezsin. 10 tane ya mandal verirsin ya vermesin benim geçmişime. Durdu. Ne diyorsun sen dedi ya. Bak öyle insan yaşıyor ki geçmişini satmaya kalksan 10 tane bardak etmiyor. 10 tane bardak. 10 tane mandal veriyorlar. Gençler öyle yaşayın ki satıldığınız zaman en az 10 tane bardak olsun. Ben gerçi 30 tane istedim ama 3 kutu vermedi. Dedi ki sen dedi bana öyle bir şey söyledin ki veriyorum dedi ya. 3 kutu sana şey veriyorum dedi ya. Yok ben anlattım bu kadar ucuz değil. Sen ne anlaştıksa o. Yok. İstemem. Ama ben çok etkinim. Hani dedi bu yaşantı. Aynen nasıl yaşıyorsun? Geçmişine döner misin? Dedim ki ben bu neler yaptı neler yaptı ama hiçbir değeri yok şimdi. Şofben gibi satılıyoruz. Lan hiç mi değeri yok? Bu kadar çamaşır yıkandı. Bu kadar Müslüman yıkandı ya burada. Bu kadar değerli işler yaptı. Bir sürü işler yaptı bunlar. Bulaşık yıkadık onunla. Şimdi 10 tane mandal ediyor ya plastik o da. Bardak bile etmiyor. Öyle yaşa ki 10 tane bari bardak et ya. Satıldığın zaman. Yani öyle insanlar yaşıyor ki, buraya bak. Öyle insanlar yaşıyor ki bardak etmiyor hayatları. Plastik mandal. Ve kime satılıyor? Demir alıyorum, demir alıyorum, demirci, hurdacıya gidiyor. Öyle yaşa ki Allah'a gitsin. Malını Allah'a sat. Mandal değil, vallahi öyle yaşa ki cennet bile alma. Almam ben bu hayatımla diyeceksiniz inşallah. Böyle hayatınızda. Ben geçmişimle cennet bile almam. Ne alacaksın beyefendi Hazretleri radıyallahu anh? Ya Rabbi rıza ilahini istiyor. Cennetin üstün ya. Cennet Allah'ındır. Allah'ın yarattığı bir yerdir. Haşa Allah değildir. Biz Allah'ın yarattığını istemiyoruz. Talep etmiyoruz. Nesini istiyoruz? Kendisini istiyoruz. Mesela bak. Lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler he? Onundur. Allah'ındır. Ama isim Allah değildir. Masadakiler hep Hasan'ındır. Anlıyorsun değil mi konuşmamı? Ama Hasan mıdır bu? Sen benden bir şey istedin, verdim. Bir şey istedim, verdim. Bir şey istedim. Bu ben miyim? Bendendir. Ha, Allah'tandır cennet. Haşa Allah değildir. Biz cennete de talip değiliz. Cennetin sahibine talibiz. Anladınız? Bu yolda, niçin anlattım? Bu yolda geçer. Enaniyet. Enaniyet çok ileri gitmiş. Bana öyle baktın. Yürürsün. Kibirli adam. Gururlu gururlu. Burnu inmiyor aşağıya. Havasını alırlar. Var değil mi? Havalı adam. Hani var ya. Kardeş, kaç yaşındasın sen? 14. Ben de bir zaman 14 yaşındaydım. Sen neler hissettiğini, neler düşündüğünü Allah'ın izniyle şu anda biliyorum. Çünkü ben daha önce 14 yaşındaydım. Ama sen hiç 53 yaşında olmadın. Ama olursun inşallah. Değil mi? Yani niçin biliyor musun? Aynı biz de böyle büyüdüm. Tam ben de bu yaşlardaydım. Ben de böyle dershanede kaldım.
İmkansızlıklar zirve. Haftada 3 gün mercimek çorbası içiyorduk. O da ekmeği attığımız zaman kaşıkla takip ediyorduk. Çünkü sandal gibi gidiyordu öteki tarafa. Yakaladın yakaladın parçanın yoksa. Eskide herkesin torba ile ekmeği gelirdi böyle. Kendi torbasını öyle. Ortada ekmek istediğin kadar yok öyle. Ekmeği attığın zaman lokma ya su o kadar sıvı ki attığın zaman kaşıkı kıyıya geçiyordu. Onu ilk önce yakalayacaktın. İnan. 2-3 gün mercimek çorbası. Ve artık bende şey getirmiş. Butto başta, butto başta. Patlıcanla patates. Ne var butto başta? Butto demek Pakistan'da 73 tane parti var, bir tane Alevi. Her seçimde Alevi yukarıda. Niye? Müslümanlar 72 tane parçalanıyor. Alevi. Onun için ne? Pakistan'da ne oldu? O zaman gündemdi. Butto başta. Şimdi biz de diyorduk ki ötekiler mümkün değil bu sofraya gelmesi. Kim başta? Kim ne var yemekte? Butto başta. Ya patates, ya patlıcan, ya mercimek. Butto başta. Şimdi öyle değil. Şimdi arkadaşlar, Allah'a hamdolsun. İmkanlarımız çok. Peki, bir şey soracağım. Siz hayal edin. Evinize, akrabanıza da düşünün. Bununla alakalı. Bunun içinde dolaşıyorum. Eskiye göre imkanımız çok. Anne babamızın, akrabamız değil mi? Arabası, parası, alım gücü. Mesela sırtında çalı getiriyorlardı radarın altında. Öyle mi? O bir şey değil. Bizim köyde dereden çıkarıyorlardı yukarıya. Çay sepetleri vesaire değil mi? Peki alım gücü, maddi imkanlar çok ama eskisi kadar huzur yok. Niye? Çünkü bu. Enaniyetle Allah'a karşı enaniyet yapılıyor, gurur yapılıyor. Allah'a boyun eğilmiyor. Allah'ı dinlemek yerine televizyonlar dinleniyor. Ya bir şuradan bir paragraf oku da dinleyelim yerine şu diziyi atsana. Kabirde ne soru sorulacaklar? İlk akşam nasıl olacak yerine? Maç, baksana maç başladı mı? Maç o zaman başlayacak ya. Sebebi bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Bak ben sizin yaştayken yaşadım. Geleceksiniz siz de. Ama öyle ama böyle geçti değil mi? Sizin de bak buraya geleceksiniz ve sizin de ömrünüz geçmiş olacak. Peki ben size şaka demiyorum ha şimdi biraz zor olacak anlamanız ama. Şimdi hayal ediyorum geçmişime bakınca çok az kısmına keşke diyorum. Keşke yapmasaydı. Elhamdülillah. Hep elhamdülillah diyorum. Şimdi genç olmak ister miydim? Allah şahit asla istemem. O rızka bir daha girmem. Rızka bir daha girmem. Elhamdülillah öyle böyle ama tehlikeli uçurumlardan gençliğin taşkınlıktan 33'e kadardır. 33'e kadar en tehlikeli. 33'ten 40'a kadar işte onlara atıştık. Bir daha ben o riska girmiyorum. Girmek istemem. Onun için usta diyor ki ihtiyarlığımın 10 senesini ihtiyarlığımın bir senesini gençliğimin 10 senesini değişmem diyor. Değişmem. Doğru. Çünkü niye? Allah yardım etsin. Hakikaten risk yani tehlike şartlarınız çok ağır. İmkanlar çoğaldı ama bizim zamanımızda ben ilkokul 4'e gidene kadar elektrik yoktu. Elektrikle alakalı video, televizyon ne demek? Telefon. Ya, elektrik yoktu. Elektrik yani. Elektrik dediğim. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Elektrik olmayınca ne yok hiçbir şey yok. Buzdolabı da dahil. Ha, böyle büyüdük. İlkokul 4'e kadar. Ve evimizde hiç ben büyüyene kadar dershaneye giden kadar televizyon görmedi. Hani bildiğiniz, hayal ettiğiniz video falan hiçbir şey bilmem. Etmemişiz. Yok yani. Ama elhamdülillah şimdi genç olsaydım bunlara muhatap olurdum vesaire. Şimdi sevgili arkadaşlar gene geliyorum mevzuma. Enaniyet çok ileri gittiği için bu tür şeyler bizim insan niye anlattım bunları? İnsanın enaniyetini kabartıyor. Ben biliyorum. Ne yapıyorum? Ben haklıyım. Haksız da yoksa tamam ama onu demek istemedim ya der. Oysa kusura bakma bir anlayamadım. Düşünemedim. Oldu bir kere. Diyemiyoruz. Tamam kardeşim eyvallah sen haklısın diyemedim. O zaman mandal alıyorum. Tamam abim haklısın kardeşim sen desem bardak alacaksınız. Bardak karşılığında adam olacaksın. Millet sizden su içecek, çay içecek, ikram edecekler misafirlere. Ama mandal olursan
soğukta, sıcakta çamaşır ipte tutacaksın. O da bir işe yarıyor ya. Hiç mandal da yaramayanlar da var. Enane çok ileri gitmiş. Ben. İnmiyor ki. Ya ince kafa inmiyor. Öyle demiş. Nasıl incik? Lan çek şunu. Düşün. Gurur yok be kardeşim. Gurur yok. Kibir yok. Ben merkezli düşünmüyorum. Herkes kamet... Bir de seviyeni bil be kardeşim. Bak herkes kameti miktarında bir buz parçası olan enanetini eritmiyor, bozmuyor. Kendini mazur biliyor. Ondan nize çıkıyor. E sen... Ya nedir senin kilon ki? Öyle değil mi ya? Benim kilom ne ki ya? E ben kaç kiloyum ya hakikat dünyasında? Şöyle diyeyim kiloyu anlamanız için. Adı neydi? Bilal. Bilal sen? Muhammed. Muhammed. Öyle bir isim söyledin ki salavat getirmek zorunda kaldım. Böyle bir isim koyayım ki böyle olsun. Gördün mü? Şimdi Muhammed ve Bilal. Sohbette bir defa Allah Celle Celaluhu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam desen yetiyor. Her kelimede demiyorsun bir derste. Komide bir saat derste bir defa desen yetiyor. Tamam mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni veya İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni veya İmam-ı Azam Hazretleri'ni, İmam Şafii Hazretleri'ni, Bediüzzaman Hazretleri'ni. Yani bir tane böyle bir şahsiyeti koyun. Bir kefeye koyabilir misiniz? Koyun. Onu tartacak bu asırda kaç tane adam koysunlar? Ben de dahil. Öyle yaşa ki kantar tartamasın seni. Bunu haşir meydanından aldım. Haşir meydanı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kefeye konacak. Onun karşılığında hiçbir şey olmayacakmış. Tartacak. Çünkü Allah yani bu. İman. İmanın karşılığı yoktur. Yani bir mahluk yoktur. İmanın ancak karşılığı Allah'tır. Yok başka bir şey. İşte haddini bil. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Vücudun taştan, etten, demirden değildir. Etten, kemikten dağılmaya müsait bir sistem. Donmuş et. Tamam. Şimdi o zaman kameti miktarında bu buz parçası olan enaniyetini eritmiyor. Ya eritsene kardeşim ya, haddini bil. Bu birbirimize karşı ile değil. Allah'a karşı, hakikata karşı, Risale-Nur'a karşı. Teslim ol kardeşim. Ne bu gurur ya? Ne bu şey yapıyor? Yapacak biz ki? Kime yapıyorsun? Allah olur mu ya? Adam o var ya okumuşsunuz demalarda. Azrail Aleyhisselam geldi. Beni dedi yatakta mı yakalayacaksın dedi. Kılıncını çekti. Merdane adam ata çıktı. Şimdi gel dedi. Adam at üstünde gitmiş. Azrail'e at üstünde kılıçla meydan okumuş. Adam onu bile görmedi. Tak kopardı kafası. Anladın mı? Ne padişahdır, ne neferdir, ne zengindir, ne fukaradır. Hiçbirisini affetmiyorlar. Tamam. Kendisini haklıca, ben haklıyım. Ne haklısın? Ben anetim vardı ondan be kardeşim. Oysa haklı dayıysa, sen haklısın de ya, ne olacak? Ya, Allah Allah. Vel kazimînel gâize vel afîne anin nâs. Daki ulu ve cenab dosturuna itibaren. Mesela Cenab-ı Hak burada övüyor iki kişiyi. Gayzını yutarlar. Gayzını yutuyor. Hem bir de affederler. Tamam ya sen haklısın. Ulu ve cenab Allah bunu öne çıkarıyor. Mesela sahabelerin Kur'an'da metü senası en büyük hasletleri nedir? Kur'an'daki hasleti. Sahabelerin. Sahabelerin Kur'an'da met edilen sıfatı nedir? Ne? Hayır. 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 Affetmek. Hayır. Sahabelerin en büyük hasleti. Hayır. Kendi. Onların enaniyetlerini onun Arapçasını söyle nedir? İhlas Risalesi'ne geçiyor. Ne hasletiymiş? Terk enaniyet de onun bir haslettir diyor. Haslet. Bir hasletleri var ya. Allah övüyor o hasleti. Haslet. Rıza-i İlahi de
Risale'de, İhlas'ta 4 tane düstur var. 4. düsturunuz. Şefkat mı? Yok. İsar. Ha, kim dedi İsar? Ben de. İsar. İsar hasreti. İsar neydi? Kur'an'da methedilen, sahabeyi sahabe yapan önemlisi İsar hasretiymiş. İsar neydi? O ki bunu söyledin, İsar'ı da söyle. Yani kendi menfaatinin olmasına rağmen onu feda etmek. Bıraktı. Menfaat maddi ve manevi, kendini maddi ve manevi beni, ben merkezli sen demiş. Kardeşini tercih etmiş. Kendisini bırakmış, kardeşini tercih etmiş. Öyle mi? Buna İsar hasreti denir. Onu becerdi mi? Gerisi hikaye. Geliyor zaten. Gururmuş, kibirmiş, dünya perestlikmiş, televizyon. Hayır, hiçbir şey kalmıyor artık. Onu biraz becerdi mi? Üniversite mezununa benziyor. Üniversite mezununa denilir mi ki ilkokul diploman var mı? İlkokul diploman var mı denilir mi üniversite mezununa? Denilmez. İlkokul, ortaokul diploma var mı denilir mi? Üniversite diploması aldı. İsar hasreti oldu mu? Gerisi hikaye. Hepsi onun içinde Said. Senin adın neydi? Abdülkadir miydi? Evet abi. Ha, sen, seninkisi? Abdullah. Abdullah Abdülkadir. İkiz değil mi? Evet. Bahtiyarsın. Demek ki sahabeleri methi sena eden, öne çıkartan sıfatı İsar hasretidir. Kardeşini kendi nefsine tercih etmiş. Sen diyebilmiş. Ya. Ve ikinci sıfatı bu İsar'ın içinde duyduğunu uygulamış. Gözü kara, gözü pek derler ya. Duyduğunu uygulamış. Darmadağın etmiş sistemi. İç sistemi darmadağın etmiş nefsi. Oho! O kadar arkaya geçmişler ki şeytan gözüküyormuş caddede. Şeytan gözüküyormuş, ha adam dolaşıyor yani. Ancak içeriye girmemiş, ben merak ettim de, içeriye girmemiş, dışarıda fitne yapıyor. Birkaç tane kıllı diyor, şaşı diyor, kafası yamuk diyor. Kimi görünce sokak değiştiriyormuş? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer hakikaten. Oradan gelirken sokak değiştiriyor. Allah. Şeytan sokak değiştiriyor. Niye biliyor musunuz? Aşeri-i beşereden ya, cennette müjdelenmiş. Cennette ben müjdelemsen ne yaparım biliyor musun? Yatarım. Bitti benim. Garanti de Allah bozmaz ki kararını. Allah kararından geçer mi? Vazgeçer mi? Geçmez. Ne anlamış biliyor musunuz o cennette müjdelenmeyi? İmtihanım şiddetlendi. Bu imtihandır demiş. Senin anladığın gibi anlamamış o. Abi öyle bir soru sormuşlardı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sen cennette müjdelendin, ardın niçin bu kadar hassasiyet gösteriyorsun? Demiş ki ben demiş namaz kılmasam Allah beni affeder mi? Cennetini alır mı demiş. Allah. Yani fiil yani. He? Fiil yani. Fiil. Ve imtihanın değiştiğini anlamışlar. Evet. Bak soruyu da sormuşlar. Ya Ömer, evet okumuştuk. Sen cennette müjdelenin, daha ne uğraşıyorsun? Peki namazı terk etsem Allah beni affedecek mi dedi. Sen bana garanti verir misin? Vay be. Bir kere Allah'ın bu davranışına karşı insan utanır ya. Ben de sana eyvallah. Çok tuhaf. Ulu-u Cenab dusturuna itibaren... Yani bu, vel kazimine el gayze vel afine aninnas bu. Yani İsar hasreti ruhu bu. Gayzını yutuyor, kardeşini tercih ediyor. İnsanları affediyor yani. Avami müminin şeyhlerine karşı üstü zanlarını kırmamakla. Gideceksiniz evlere ya. Senin adın neydi? Salih. Eve gittiğimiz zaman, mesela evinize akrabalarınız, şu komşular gelecek. Siz nur talebesisiniz. Orada evde halan, teyze, komşu, şu bu. Dayın, amcan gelecek. Ya bizim şeyh var ya şeyh. Bizim tarikat var ya, bizim şey var ya. Sen, olur mu ya, sen bir şey anlamamışsın, sen risanı bilmiyorsun sen. Demeyeceksiniz. Ne yapacağız? Şeyhlerini kötülemeyeceğiz. Hiç ses yapmayacağız. Çünkü bak ne diyor, bize ne emretmiş ustad. Avami müminin, çünkü o mümin zayıf. Senin kadar eğitim almamış ki. Böyle okumamış, yurtta kalmamış, dershanede kalmamış.
O bir şeye tutunmuş bir ip. Ya tuttuğunu niye kesiyorsun be kardeşim? Tamam diyeceksin. Bak tutunmuş mu ona? Şeyhe tutunmuş mu? Tarikata tutunmuş mu? Usta da diyor ki bu tutunmuş avama, avam imini şeyhlerine karşı. Yani tutunduğu şeye karşı hüsnü zanlarını kırmamak. Kırmayın. Olur mu ya senin şeyhin bir şey bildiği yok ki öyle bir böyle şöyle çarpmış çıkmış. Sakın ha. Onun güvenini sarsacak tenkit asla yapmayacaksın. Tamam. Sen bildiğini okuyacaksın. Ama mukabele etmeyeceksiniz. Kırmamakla niye? İmanlarını sarsılmadan muhafaza etmek. Risale'nin talebesinin vazifesi. Peki onun şeyhini kırdın. Tamam. Teyze. Yaşlı be işte adam. Tamam. Sen nereliydin? Sen imam olan bize. Hatay. Tamam. Şimdi bak. Orada bir kadının veya halanın, dayının, çocuğun şeyhini kırdık. Misal için söylüyorum. Maşa değil de. Peki. Ortaya düştü. Sen onu tutabilecek misin din noktasında canlı tutabilecek misin? Yok. Yani o şeyh denilen adama tutunmuş, adam namaz kılıyor. Kadın namaz kılıyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu koparırsan peki ne olacak o? He? Zayi olacak. Diyor ki, imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek. Sonra, Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı. Fakat zararlı hiddetlerine kurtulmak lüzumuna binaen. Üçüncü büyük maddede. Şimdi birbirimize tenkitler var. Olur mu ya kardeşim? Ne biçim adamsın ya? Kaç defa sana söyledik ya? Ne diyorsun sen ya? Ya tamam da yani sen yani bak dev kitabımı aldın falan şey yaptın. Şu ayağıma bastım, kuyruğumu oynattın bilmem ne yaptın. Hele şeylerde sabah kahvaltılar, yemeklerde çok oluyor tamam mı? Eti fazla koydun sizde olmazdı, bizde olmazdı. Böyle. Ya falan. Sen erken geldin diye lan hep dipten çakıyorsun lan kepçeyi böyle karıştırarak koysana. Yani sen gözünle mi gördün be kardeşim? Yaşadın mı? Ben aşağıdan aldığımı nereden biliyorsun? Ben de daldırdım falan. Ya gözüküyor lan nasıl tesadüf falan lan tabağın her tarafta şeyler yüzüyor falan. Orada mercimek hatta yok. Mercimeğin o tortusu var ya karıştırmadan aldı aşağıdan çaktı tamam mı? Öyle veya patlıcanın şeyi. Beceremiyorlardı nöbetçiler var ya. Soğan bir tarafa, patates bir tarafa. Soğan yüzüyor havalarda. Eyvallah falan herkesten. Yemek olmamış, imtizaç etmemiş falan. Şimdi ne yapıyorduk? İtiraz. Ben eylem yapıyorum. İtiraz. Haklı itiraz. Haklı ama haksız değil. İtirazına karşı itiraz etmeyeceksin. Öyle emrediyor da ustamız. Yapmayacaksın. Kardeşim az kaldı. Dişinizi sıkın. Zaten öleceksin. Orada en kral patlıcan yiyeceğiz. En kral patates. Tereyağlı var ya böyle patates eziyorlar. Neydi o? Eziyorlar ya öyle o şey gibi. Ondan sonra tereyağla şey yapıyorlar lokma yapıyorsun. Sarımsak da koyacaksın. Ha? Papresi. Bak Allah ondan inşallah cennet harikasını verecek bize. Tamam mı Said? Oradaki Said. İnşallah. Ya sen adın neydi beyazdı? Samet. Kusura bakmayın ya kafa kalmadı ki Samet'im. Başka şey yok mu abi pürüyü yiyeceğiz ya? En kaliteli o lan. Sarımsaklı, tereyağlı patates ezmesi sıcak ama. Kebap olması lazım. Peki tamam sana kebap olsun. Ne yapacağız? Erkanların haksız itirazlara karşı haklı. Haklı ama. Yapmayacağız haklı dayı olsan. Haklı oldu. Zaten haksızsan zaten yapmayacaksın. Ayıp yani. O kadar da affedersin. Çüş derler yani. Hem haksızsın hem de itiraz ediyorsun yani. Çok özür dilerim ama çüş derler yani eşek. O kadar da olmaz. Haklıyken itiraz yapmayacaksın. Yapma. Niye? Ezilecek kardeşim. Ya nasıl olacak ya böyle olur mu ya beni eziyorsun abi falan. Lan büyükler adam olsun diye köpek tabaklarına yedirmişler müritlerine ya. Ona tarikatçı olsanız var ya o zamana gelseniz inan. Tabaktan değil köpeğin tabağından yiyecektin. Köpek bir yerde otikiz böyle. Öyle mi? Yani iyi lan iyi ki o zaman gelmedik ya. Şimdi köpeğin tabağından değil lan kepçenin dibinden de değil. Üstten alsan gene iyi ya. Fakat zararlı hiddetlerinden kurtulmak lüzumuna binaen. Hiddet ettin. Peki ona ne zarar oldu? 2. Sana ne kadar biliyor musun? 10. Bağırdın ya bu kafa ne oldu? Bu kafaya fatura çıkmayacak mı? Ne biçim adamsın lan? Kör müsün be? Böyle araba kullanılır mı? Şu adama bak falan. Çık. Tanıyor musun o adamı? Yok bir de görecek misin? İhtimal var mı? Ezeliyorlar bir de görmeyeceksin.
Yani dünya zelisi. Görecek misin? Lan bir daha görmeyeceğin adama niye bağırıyorsun? Bir daha. Bir daha hiç görmeyeceğin adama niye bağırıyorsun? Bir daha hiç görmeyeceksin ha. Ya bunu bana yaptı. Seni tanıyor mu? Yok. E seni tanımadığına göre o zaman kasten yapmamıştır. Niçin yapmıştır? Ahmak. Ahmağı bırak kardeşim. El cevabul ahmakü lesukut. Ahmağı mukabil etmeyin diyor değil mi Risale? Peki Kur'an ne diyor? Ve arızanın cahili. Cahilden ahmaktan yüz çevir. Kafayı böyle çevir. Abi dayanamıyorum seni. O zaman gözüne bakma. Kızdığın kişinin gözüne bakmayacaksın. Ha? Ama abi sen bunu yapıyorsun. Sen de böyle yapıyor biliyor musun? Lan ben burayı okuyorum yani. Ben de bunun talebesiyim. Kendi dersimi anlatıyorum size. Ya boşuna ben etkilenmesem bu beni terbiye etsin diye, beni terbiye etsin diye fikrem biliyorum. Ama anlata anlata şu oluyor bende, sende de. Karadeniz'in dağları serttir. Su yumuşaktır. Vura vura, vura vura, vura vura uyuyor değil mi? Biz de bunu diye oyulacağız. Şekil alacağız. Yapmayacaksın Hasan demektir. Çünkü ben seslendiriyorum diye ben bunun dışında mıyım? Ey gafil Said diyor. Öyle diyecek. Ben huzurlu Hasan. Hakkemi anlat onu. Tamam. Bu aynı hepimize dahil. Koşu balık yok. Ne yapar? Zararlı hiddetlerine kurtulmak lüzumuna binaen. Peki ne olur netice? Ehli ilhadın iki taife, ehli hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cer edip, ötekinin delilleriyle berikini çürütüp, ikisini de yere vurmak ve çürütmekten iştinaben. Yani ehli dalalet ne yapar? O mahallede, o memlekette bulunan böyle iki tane akperes şeyi, delikanlıyı, hizmet elemanı birbirine düşünür. Der ki, sen ne diyordun Salih hakkında? Şöyle. Salih sen ne diyordun Muhammed hakkında? Şöyle. Sana gelir, Salih var ya şöyle yaptı. Muhammed var ya şöyle yaptı. Hayda. Abi bizi kim bilecek? Evde yapıyoruz, burada yapıyoruz. Şeytan yok mu? Şeytan var mı yok mu? Eyvallah. Aranızda şeytan var kardeş. Şeytan, Hazreti Ömer değiliz ya. Sokakta değil o. Adam bizim koğuşa girmiş. Aşağıda değil mi koğuşumuz? Alt katta. Orada var ha şeytan. Korkmayasınız. Koğuşta değil içimize girmiş namus. Kanda dolaşıyor diyor peygamberimiz. Nedir biliyor musun şeytan? Öyle bir gözlü kara falan arama. Nasıl biliyor musun? Bak ona Verizon'un payını aç televizyonu, cep telefonu. Ya of be bu kadar da kalınmaz ya. Bir dakika aman ben gelmem yurta ya dersen gel. Ya oku bu kadar okunur mu? Diyen kim biliyor musun? O adam işte. Ya şeytan başka bir şey yok işte bu. Ya şeytana benzetmiyorum bunu. Şeytan bu diyorum size. Bu. Başka bir şey. Şeytanın kendisi bu. Verizon'un payını. Aa, çok da kaldık ya. Bir daha bu semestri bitsin bir daha gelmeyeceğim dershane. Yani diyen kim biliyor musun? Bu adam. İnan bu adam. Kendisi işte şeytan bu. Abi ben şeytan görmedim. Ne görmedin ya? İşte o. Mesela Abdülkadir buydu. Abdullah. Diyor ki Yunanistan'dan gelmiştin değil mi? Ya anne babandan uzak ya. Ya tamam ya. Hani babaya da bak ya koydu beni falan. Kim diyor biliyor musun? O adam. O adam ta doğuştan var. Bebek hep ağzına koyar. Hiç ağzına koyduğunu duydunuz mu? Hiç elindekini bırakır mı? Her vitrinde ne görürse hep alır için. O kadar egoist ki pisliği bile ağzına atıyor. Sonra öğreniyor lan pislik sokulmaz diye. Sonra biraz da öğreniyoruz günah sokulmazmış. O kadar pis egoistiz ki. Yani doğuşu. Bebekken ağzımıza her şeyi sokarız. Büyünce faydaları sokarız. Kötüleri atarız. Aklı başımıza gelince günaha sokmayız. Ama egoistliğimizden dolayı ne kadar uzaklaşırsak. Bir çürütüp birbirlerinin ötekisinin delilleriyle berikini çürütüp mesela şeytan sana gel der ki Muhammed var ya
şöyle şöyle delilleri söyler. Muhammed Salih şöyle dedi ha. Birbirini çürütüp ikisini de yere vurmak, çürütmekten istinaben uzak durmak. Risale-i Nur şakirtleri bu meskul dört esasa binaen marızlara hiddet ve tehevvülle. Tehevvül yani ne demek tehevvül? Süt var ya, sütü ocağa koyarsınız. Sütün şöyle özelliği var, unutmayın. Sütü. Bak belki annanız der ki şu sütü baksana ocağa koydum. Ne yapar biliyor musun? Koy sütü oraya. Yarım saat durdum ya, 20 dakika. Of amma da kaynamadın ya. Hiçbir alamet göstermez kaynadığını. Başıma çok geçtiği için. Dön böyle bir baktın ki darmadağın olmuş. Ocak gitmiş. Yarı gitmiş sütü. Sütün yarısı, yarısı gitti yine. Çünkü böyle bir şeydir ya. Patates yemeği de öyle. Isıtırsın ısıttığını göstermez. Ancak duman çıkmaya başlar ki ateş olmuş mu? O da istiyor. Süt hiç göstermez. Bir anda çakıverir. Tehevvür bu. Bir anda Hasan Coşu verdi ya. Lan ne yaptık lan bu kadar? Dur ya. Tehevvürle yapmayın diyor. Tamam mı? Tehevvür. Muarızlara hiddet. Tehevvür. Aniden böyle sıçramayın. Ve mukabeleyi bir misille karşılamamalı. Sen böyle yaptın. Sana ne, ben de böyle yaparım. Mukabeleyi bir misil. Onu herkes yapar be kardeşim. Hani sarasleti olacaktık, onu tercih edecektik. Ha? Ne zaman öldürürse vuracağız biliyor musun? Cihattaysak. Yalnız kendilerine müdafaa için musalla kârâne, medar itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerek. Hepten aptal mı olacağız? Hayır. Kardeşim bir dakika. Bir dakika, kavga atmana, hücum etmene sebep yok. Bak şöyle şöyle oldu. Bak bu böyle böyle. Yani medar itiraz noktalarını, bilinmeyen noktaları açıklamak ve iyi olma, barışma ve beraber olma yolunu aramalı. Hani Anadolu'da bir söz var. Düşmanı anan da doğurur. Başkasının doğurmasına gerek yok. Anan da doğurur derler yani. Çünkü kötü olmak herkesin işidir. İyi olmak er kişinin işidir. Adamın işidir. Adam. Tamam mı? Birbirimize öyle bakacağız inşallah. Peki. Vahir davahum. Sorusu olan var mı? Ben bu konuda bir soru sormak istiyorum. Diyen var mı? Yok. Peki. Bana çay verecek misiniz? Verecek misiniz? O zaman Fatih'i çekiyorum. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatih.